Kariyer merkezi olarak uzman görüşlerinde bugün Abdi İbrahim Otsuka şirket yöneticisi Elif Ertin'i konuk ediyoruz. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bizi kırmayı bu yoğun forumuza vakit ayırarak öğrencilerimizin kariyerlerine yaptığınız bu katkı için çok teşekkür ederiz size. Ben Şimdi teşekkür ederim davet için. rica ederim. İnşallah okulumuzu pandemi biter ve sizi okulumuzda ağırlamak kısmet olur bize diyelim. İnşallah o Seve günleri de seve, görürüz. seve seve. Şimdi ben izninizle Evet, vaktinizin yoğun göreceğiz. olduğunu bildiğim için sorulara geçmek istiyorum. Şimdi sizi daha iyi tanıyabilmesi için öğrencilerimizin biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette. 1977 İstanbul doğumluyum. Evliyim. Üç çocuğumuz var. Bora, Nehir, Mira. Hepsi farklı jenerasyonlarda. Bora 20 yaşında. Cuma günü onu Toronto'ya uğurladık. Üniversite eğitimi için bilgisayar okuyacak. Nehir 16 yaşında. O da Üsküdar Amerikan'a gidiyor. Yani gidiyorum zannediyor. Evde eğitim görüyor o da. Online. Geçen yıl kazandı okulu ama maalesef çok keyfine varamadan eve kapandık biliyorsunuz. Mira da 9 yaşında. O da bir yandan online eğitiminde, bir yandan online bale, online piyano hayatını zenginleştirmeye çalışıyor. Ben Robert Kolej mezunuyum. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya okudum. Sonra da MBA yaptıktan sonra hatta MBA'yi çalışırken yaptım. Bir 2,5 yıllık bankacılık tecrübem var. O dönemde mezun olan herkes bankalara MT olarak giriyordu, bankacı oluyordu. Ben de o furyada bankacı oldum. Ardından da 2001 yılında ilaç sektörüne ürün müdürü olarak dahil oldum. Deva İlaç firmasında. Yaklaşık bir 8 yıl kadar Deva'da çalıştıktan sonra, benim çalıştığım dönemde Deva İlaç satıldı. East Pharma adında bir grup kuruldu. O grubun altına dahil oldum. Sonrasında East Pharma Saba ilacı satın aldı. Ben de ürün müdürlüğü, satış müdür yardımcılığı gibi roller üstlendikten sonra Saba ilacın satılmasıyla birlikte 30 yaşımda Saba ilacı genel müdür oldum. Ardından da Deva'nın satış pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı rolü verildi. Dolayısıyla böyle iki şapkam vardı. 9 Nisan 2009'da da güzel bir tarih olduğu için onu unutmuyorum. 09.04.09'da da Abdi İbrahim'e katıldım. Abdi İbrahim'e de satış pazarlama tarafında katıldım. Bir bölümün yöneticiliğini yapmaya başladım. 2 sene sonra iş geliştirme tarafına geçtim. Bu sefer iş geliştirme rolüm devam ederken strateji görevi bana verildi. Strateji ofisi bana bağlandı. Yine bu sürerken de kurumsal iletişim görevini aldım. Dolayısıyla bir dönemim var ki iş geliştirme, strateji, kurumsal iletişim direktörlüğü yapıyordum. 2017 Ocak ayı ile birlikte de Abdi İbrahim Otsuka'ya geçtim. Abdi İbrahim Otsuka Türkiye'nin ilk ve tek Türk-Japon ortaklığı firması. %50'si Abdi İbrahim'e ait, %50'si Japon Otsuka'ya ait. Otsuka dünyanın en büyük 30 ilaç firmasından biri. Japonya'nın ilk 3 firması arasında yer alan bir dev aslında. Ve 29 ülkede Ar-Ge'si var. Ve farklı alanlarda ilaç keşfeden bir firma. Biz de Otsuka'nın keşfettiği molekülleri teknolojisini Türkiye'ye transfer ederek Abdi İbrahim üretim tesislerinde ürettiriyoruz. Ve Türkiye, Singapur ve Tunus'ta hastaların kullanımına sunuyoruz. 4 yıldır da Abdi İbrahim da şirket yöneticisi olarak görev yapıyorum. Yani hani bir şarkı vardı ya hem kariyer yaparım hem çocuk diye. Siz Evet. tam ikisini de birlikte yapmışsınız. Tam iyi bir örnek gözüküyorsunuz yani şu an. Evet, Evet, öyle sizi tebrik oldu. etmek istiyorum özellikle bu konuda. Şimdi şey sormak istiyorum. Teşekkürler. Siz mesleği seçmeden bir bankacılık yapmışsınız. Sonra bu ilaç sektörüne geçmişsiniz. Sizce doğru meslek seçimi nedir? Yani siz mesleğinizi nasıl seçtiniz? Valla bu soru için yanlış insan olabilirim. Çünkü mesleğimi ben seçmedim. Benim hayatım biraz akışla şekillendi. Ne demek istiyorum? Ben lise sonda da üniversite tercihimi yaparken Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istediğimi biliyordum ama ne olmak istediğimi bilmiyordum. Çok şuurlu bir genç değildim yani. Şimdi bazı arkadaşlar, bizim çocuklar hatta
biliyorlar ne istedikleri. Mimar olmak istiyorum, avukat olmak istiyorum diyor. Elektrik mühendisi olacağım diyor. Ben bilmiyordum ve Boğaziçi yani bir sıralama yaptığımda da en tepede endüstri mühendisliğinden en aşağıda moleküler biyoloji ve genetiğe kadar 8 tercih yaptım. O zaman iki sınav vardı ÖSS, ÖYS. İlki iyi geçti. İkinci sınavı erken bitirdim. Hızlı bitirince döndüm 2-3 doğru sorumu yanlışa çevirdim. Son tercihimden genetikten Boğaziçi'ne girdim. Kimyaya birinci yılın sonunda geçtim. Dolayısıyla ne istediğimi çok bilmiyordum. Ve kimyayı tercih etme sebebim de çok geniş bir alana en azından hitap edebileceğimi, şans bulabileceğimi düşünmemdi. Çok farklı sektörlerde fırsat olabileceğini düşünmemdi. Bankacılık tamamen bir tesadüf eseri karşıma çıktı aslında. Çünkü bir 6 aylık iş geliştirme, Danimarka Ticaret Ateşeliği'nde bir serüvenim oldu diyeyim. Onun sonlanmasının ardından bir arkadaşım bana dedi ki ben dış bankta kurumsal pazarlamanın başındaki genel müdür yardımcısını tanıyorum. Senin CV'ni istersen ona gönderelim. Tamam dedim. CV'mi o zamanlar basıyoruz. Güzel böyle ütülü kağıtlar dosyalara koyuyoruz. Götürdüm dış bank resepsiyonuna verdim. Ali Kefeli'ye verilmesi ricasıyla bıraktım. Tabii dediler. 2 gün sonra beni Ali Bey aradı. Telefonla işte eğitiminizi beğendik. Biz yetiştirecek gençler arıyoruz. MT programımız için bilgi sistemleri bölümümüze dedi. Sizi davet etmek isteriz. Ben de dedim ki herhalde bir yanlışlık oldu. Bilgi sistemleri dedim hani eğitimimle de alakalı değil. Hiç bildiğim bir alanda, düşündüğüm bir alanda değil. Meğer benim CV Ali Kefeli yerine Ali Kırval'a gitmiş. Yanlış Ali Bey'e giden CV ile ben yine şans eseri bilgi sistemleri yani IT'ci olarak başladım. Bankaya IT'ci olarak çalıştım. Ve hani sonrasında da bir arkadaşım sen dedi kimya okudun, MBA yaptın, niye ilaç sektörüne geçmiyorsun? Nasıl bir şey? İlaç sektöründe çalışmaya başlamışım. Yani tesadüfler hayatımızda hep karşımıza çıkıyor. Onları nasıl karşıladığımız biraz belirleyici, bizim nasıl davrandığımız. Ben hep şöyle bakıyorum, ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yaptığın işi seveceksin. Ben evet. Neyi sevdiğimi evet. Bilmediğimden yaptığım her şeyi sevip sahiplenip elimden gelenin maksimumunu ortaya koyacak şekilde de çalıştım bugüne kadar. Hep de böyle gitti. O yüzden hani meslek seçimi yapamadım diyebilirim. Aslında ben de 20 sene borsacılık, sermaye piyasalarında çalıştıktan sonra 2014'ten beri üniversite sektöründeyim. Benim de aslında biraz öyle oldu galiba. Ama ben insanlara biraz dokunmak, faydam olsun istiyordum. Herhalde bir karşıma onu çıkardı, böyle bir iş çıkardı. Çıktı, şimdi bu işi yapıyorum ve memnunum. Evet, sonradan değişebiliyor bazı şeyler. Peki öğrencilere bu konuda ne tavsiye edersiniz? Meslek seçmekte şu an öğrencinin kafası karışık olabiliyor. Ne tavsiye edersiniz? Evet. Çok araştırmalarını, çok okumalarını, radarlarının açık olmasını çok tavsiye ederim. Neyi istediğini bulmak kolay bir şey değil. Neyi istemediğini bulmak da öyle. Burada en çok yardımcı olan şey mesela üniversitede bana stajlarım oldu. Stajlar sırasında farklı firmalarda gerçekleştirdiğim yaz... Her yazım doluydu. Bir laboratuvarda çalışmak istemediğimi öyle anladım. Bir fabrikada çalışmak istemediğimi öyle anladım. İnsanlarla birlikte çalışmak istediğimi öyle anladım. O yüzden kesinlikle staj yapmalarını, çalışmalarını, yani okulları zorunlu tutmasa bile yazlarını bu şekilde değerlendirmelerini çok tavsiye ederim. Şimdi bizim çocuklar da öyle. Hani Nehir daha örneğin 16 yaşında ama... Bir yaz eczaneye girdi, çalıştı, kalfalık, çıraklık yaptı daha doğrusu. Önümüzdeki yaz başka bir şeyler yapacak. Bu sizin anlamanızı sağlıyor. Bir de dünya trendlerini takip etmek çok faydalı. Yani geleceğin meslekleri neler olacak, neye ihtiyaç olacak? Bu konuda araştırma yapmalarını tavsiye ederim. O da insana fikir veriyor. Ben Otsuka'dan tabii bahsedeyim. %50'si Abdi İbrahim'e, %50'si Otsuka'ya ait bir ilaç firması Abdi İbrahim Otsuka. Ve aslında Abdi İbrahim'le Otsuka'nın ilişkileri çok daha evveline dayalı
lisansör ilişkisi olarak başlıyor. Abdi İbrahim Otuzkan'ın ilaçlarını Türkiye'ye getiriyor. Bu şekilde başlıyor. Sonrasında iki üst yönetim diyor ki biz taşın altına elimizi birlikte koyalım ve bu şirketi kuruyorlar 2012 yılında. Çok genç bir şirketiz. Özel uzmanlık dediğimiz kardiyoloji, nefroloji, dahiliye alanında farklı ürünlerimiz mevcut. Bir de psikiyatri bölümümüz var. Burada da işte şizofreni, depresyon, bipolar gibi ruhsal hastalıklarla, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarımızın olduğu bir bölümümüz var. Otsuk Ar-Ge'sinde geliştirilen ürünleri Türkiye'ye getiriyoruz. Bahsettiğim gibi teknoloji transferlerini yapıp burada ürettirmeye çalışıyoruz ki yerli üretime de katkımız olsun. Çok güçlü bir pipeline deriz biz ilaç sektöründe. Çok hani gelecek olan da çok güçlü ürünler var Türkiye'ye. Bu da bize gurur veriyor tabii. Halkımızı son teknolojiyle, son bilimsel yaklaşımlarla geliştirilmiş ilaçlarla kavuşturmak, bir araya getirmek. Bununla birlikte Abdi İbrahim Otsuk olarak biz aslında çalışma amacımızı dokunduğumuz tüm paydaşların hayatını iyileştirmek, hasta ve hasta yakınlarının da daha kaliteli bir yaşama kavuşmasını sağlamak olarak belirledik. Böyle bunun için çalışıyoruz aslında biz. O açıdan şanslıyız çünkü şimdi hepimiz kurumsal işçileriz. Her sektörde olabilirdik. Şampuan satıyor da olabilirdik. Ne bileyim farklı sektörlerde de olabilirdik. Şampuan satmak kötü bir şey diye söylemiyorum. Ama bizim şansımız ilaç sektöründe sattığınız ürünün insanları iyileştiriyor olması. Bu bile başlı başına hasta hikayelerini dinlediğinizde, hastaların hayatında ilaçların kullanımıyla ne kadar değişiklik olduğunu gördüğünüzde size iyi hissettiren bir şey. Biz de Abdi İbrahim Otsukalılar olarak dertlenen bir ekibiz. İşimizin teknik kısmı ilaçlarımız ama tedavinin bir bütün olduğuna inanıyoruz. Ve bunun da doktor, hasta, hasta yakınlarının hepsini birden kucaklamaktan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyoruz. Bunlar da bizim için çok kıymetli. Örneğin en son geçtiğimiz yıl Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Ekim ayında Öyle Söyleme hareketini başlattık. Öyle Söyleme de bizim ruhsal hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınlarının hayatındaki en büyük bariyerlerden biri olan damgalamaya karşı bir mücadele. Elbette ki sizi de bu mücadelemizde yanımızda görmek isteriz. Tabii ki. Elimizden gelen yardımı bu konuda yapmak isteriz. Aslında ben detaylarını da tam bir araştırmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu konuda biraz detay verebiliyor musunuz? Elbette. Şöyle, biz aslında 2015 yılında başladık ruhsal hastalıklarla ilgili damgalamaya karşı mücadeleye. Damgalama ne demek? Bir nevi etiketleme demek, ayrımcılık demek. Bazen farkında bile olmadan kendi dilimizde damgaladığımızı gördük. Özellikle ruhsal hastalıklara sahip insanları ki adı üzerinde bu bir hastalık. Ama biliyorsunuz maalesef günlük dilimizde birine kızdığımızda şizofren midir nedir diyiveriyoruz. Dengesize bak bipolar kesin diyoruz. Ruh hastası mıdır diyoruz birine kızdığımızda. Ya da biri bizi anlamadığında otistik misin, anlamıyor musun diye kızabiliyoruz. Maalesef ruhsal hastalıkların hakaret gibi kullanılması söz konusu. Ve bu hakaret vari kullanımlar biz farkında olmasak da bu hastalığa sahip kişiler ve yakınları tarafından duyuluyor, biliniyor ve bu onları çok incitiyor. İncitmenin de ötesinde kendilerini kapatmalarına ve tedaviden uzaklaşmalarına dahi neden olabiliyor. Oysa ki bunlar hastalık ama maalesef damgalama öyle bir şey ki bu kişilerin toplumdan dışlanmasına kadar varabilecek sonuçları oluyor. Örneğin basında eminim şimdiye kadar hiç kalp hastası annesini öldürdü, işte şeker hastası babasını bıçakladı gibi bir haber okumamışsınızdır. Ama eminim ki defalarca şizofren annesini vurdu, işte kesin bipolar hastasıydan hiçbir şey bulamasalar bile basında bir haber yer aldığı zaman parantez içinde psikolojik tedavi gördüğü biliniyordu bir süredir diye yazılıyor. Şimdi bütün bunlar tabii damgalamaya neden oluyor. Bu sefer bakıyorsunuz Anadolu'da insanlar psikiyatriste gitme ihtiyaçları var, depresyondalar. Hele ki şimdi pandemi döneminde toplum ruh sağlığında ciddi bir psikiyatri pandemisi de var.
Hepimiz çok bunaldık. Kaygılarımız arttı. Takıntılarımız belki arttı. İhtiyacımız var desteğe. Ama insanlar ne der? Damgalanır mıyım? Şimdi bak gördün mü psikiyatriste gidiyorlar derler mi diye tedaviye ihtiyacı olan insanlar bu tedaviyi almayabiliyor. İçine kapanıyor. Evet. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüyoruz farklı bir proje için ve orada çok çarpıcı bir şey söylediler. Rehberlik psikolojik danışmanlığı hocalarından biri. Dedi ki ben arkadaşlarla sohbet ediyordum öğrenci arkadaşlarla ve bir tanesi şöyle demiş. Allah'a şükür bu sene hiç rehberliğe gitmeme gerek olmadı. Yani hani öyle bir konumlama ki halbuki tam tersi gençlerimiz gitmeli, meraklarını, kaygılarını paylaşmalı, rahatlamalı. Ama tabii arkadaşlarım ne der? Giden sorunlu olarak etiketlenir kaygısıyla maalesef bunlar yaşanıyor. Bunu biz doktor ziyaretlerimizde, hastane ziyaretlerimizde çok net gözlemliyorduk zaten, duyuyorduk, dinliyorduk da. Ama daha bilimsel bir altyapıya dayandırmayı da hep istedik. Bu damgalama neden kaynaklanıyor? Elbette ki bilgi eksikliğinden. Çünkü hepimiz bir şey bilmiyorsak bilmediğimizden korkuyoruz. Korktuğumuz şeyden kaçıyoruz, ön yargılarımız oluşmaya başlıyor. İşte o duvarları örüyoruz. 2015 yılından bu yana görmezden gelmeyelim platformu altında biz çok ciddi bir farkındalık ve bilgi paylaşımına başladık. Hatta çok kıymetli bir tarihten bugüne şizofreni serüveni sergisini hayata geçirdik. İşte Harbiye Kültür Merkezi'nde, CER Modern Ankara'da böyle 5 farklı lokasyonda 5 milyonun üzerinde insanla buluşturduk. Hem hastalıklarla ilgili bilimsel tarihi paylaştığımız, hem doğru bilinen, doğru zannedilen yanlışları paylaştığımız çok içinde empati kabinimiz var. Örneğin empati kabinine girdiğinizde bir şizofreni hastasının duyduğu sesleri, gördüklerini, o sanrıları yaşayabiliyorsunuz ve daha iyi anlıyorsunuz, empati kurabiliyorsunuz. Görmezden gelmeyelim platformu altında umuyorum ki pandemi bittikten sonra yeniden, en son Sabiha Gökçen'deydik 2020 Ocak'ta. Denizbank'ta merkezinde yaptık bu sergimizi. Daha da fazla şehirde, daha da fazla insanla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılda 2019'un sonunda yaptığımız bir araştırma bizi öyle söyleme hareketini başlatmak için tetikledi aslında. Yine Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı ve de tek damgalama düzeyi araştırmasını gerçekleştirdik. Ve bu araştırma bize gösterdi ki evet gözlemlerimiz doğru. Çok ciddi düzeyde ruhsal hastalıklarla ilgili bir damgalama ve de yanlış bilgi söz konusu. Örneğin Türkiye'de 10 kişiden biri şizofreniyi bulaşıcı zannediyor. Bu tabii çok çok çarpıcı bir şey. Hele ki pandemi döneminde bulaşıcı hastalığa sahip kişilere nasıl davrandığımızı biliyoruz. Yani ne kadar kendimizi uzak tuttuğumuzu izole Şu an görüntünüz dondu ama. Ha şimdi evet, geldi. Bir anda onu. Toplumun %50'si şizofreninin cinlerle, perilerle, büyülerle alakalı bir şey olduğunu zannediyor. Yani %50'den fazlası otobüste yanıma oturmasın, işte öğretmenim olmasın, ne bileyim komşum olmasın diyor. Hani bu araştırma sonuçları gerçekten çok çarpıcıydı. Hatta Türkiye'nin ilk defa ESOMAR Foundation ödülü almasını sağladı. Bu ödülü aldığımız için de gururluyuz. Çünkü ESOMAR araştırma dünyasının Oscar'ı gibi bir ödül. Ve dedik ki yani sadece araştırma yapıp durum tespiti yapmak yetmez. Bunun üzerine bir aksiyon almamız lazım. Ve dört bacaklı bir strateji oluşturduk. Bir aksiyon planı yaptık. Öncelikle dilde damgalamayla mücadele edeceğiz dedik. En azından bunu yapacağız. Sonrasında gençlerde damgalamaya karşı bir bilinç, farkındalık yaratmak için uğraşacağız. Aynı şekilde hasta ve hasta yakınları da bilinçlenmeli. Hani okulda siz çok iyi biliyorsunuz şimdi bir öğrenciler arası zorbalık var. Biz anne babalar olarak ne diyoruz çocuğumuza? Bak bu davranış doğru bir davranış değil, bu bir zorbalıktır, bunu kabul etmeyeceksin. Aynı şekilde hasta ve hasta yakınlarına da bak bu söylem damgalamadır ve bunu kabul etmemen lazım dememiz gerekiyor. Bununla ilgili projelerimiz var ve de elbette ki hekimler arasında da bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Görüyoruz ki damgalama dilde başlıyor. O yüzden dilde bunu bitirmek için öyle söyleme dedik. Öyle söyleme işte az önce bahsettiğim kalıpları
kendi kendimize düşünürken, arkadaşlarımızla sohbet ederken, ailemizle konuşurken önce kendi dilimizi temizleme, sonrasında da onları uyarma ve bu konuda farkında olmalarını sağlama hareketi aslında. Ve tahminimizin çok üzerinde yankı uyandırdı. Hani ilk 24 saatte duyan işte Ertuğrul Özkök, Elif Ergu, Ahmet Hakan basın mensupları kendiliğinden öyle söylemeyeceğim diye paylaşımda bulundular. Umuyorum ki tabii ki yolumuz daha çok uzun. Gençlik bacağında bugüne kadar 2500'ün üzerinde üniversite öğrencisiyle bir araya geldik bu tip online platformlarda. Onlara anlattık projemizi. Şimdi bir aktivist gençler grubu oluşturuyoruz. Onlar nasıl daha fazla, daha güçlü ses çıkarırız? Bununla ilgili projeler yapacaklar. Belki bir yarışma gerçekleştireceğiz. Yine farklı eğitim programlarımız var. Umuyorum ki hayata geçireceğimiz damgalamayla ilgili. Dolayısıyla sizden de beklentimiz, az önce söylediğim gibi, yani öncelikle öyle söylememeniz, öyle söyleyenleri uyarmanız. Eminim ki genç arkadaşlarım da bu konuda hassasiyet gösterecektir. Çünkü damgalamayı, dilde başlayan damgalamayı dilde bitirmemiz lazım. Sonrasında da öğrenmemiz, bilinç ve bilgi düzeyimizi arttırmamız lazım ki hasta ve hasta yakınları zaten pek çok şeyle mücadele ediyorlar. Bir de bizim damgalamamızla yetmesinler. Onları kucaklayalım ki tedavi alsınlar ve hayatlarına devam etsinler. Bu konuda kişisel olarak ve okulum adına yapılabilecek her konuda sizin yardımcı olmak isterim. İçinde olmak isteriz bu konuda. Yani ben bireysel olarak da özellikle çok isterim. Çünkü çok güzel bir iş yapıyorsunuz hakikaten. Bir isim de çok güzel bulunmuş bir isim. Çok şey ifade ediyor. Sizi tebrik ederim bu konuda. Benim merak ettiğim bir konu daha var. Yani şimdi ben kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini düşünen bir insanım. Yani şu anki maalesef başka türlü şeyler olabiliyor ama bu kadar erkek egemen bir toplumda sizin gibi hem böyle çocukları olup hem de böyle başarılı olup bir yönetici olmak nasıl geldiniz? Yani nasıl oldu bu? Zor oldu mu? Gençlere bu konuda ne dersiniz? Yani bayanlı kız artık öğrencilerimize özellikle ne önerirsiniz? Yıllar evvel beni bir konferansa davet etmişlerdi Dünya Kadınlar Günü'nde ve iş hayatında kadın olmak diye. Yani orada söylediğim ilk cümleyi önce söylemek isterim. Keşke bunları hiç konuşmasak, keşke böyle bir ortamda olmasak. Ben şanslıyım, hani iş hayatımda kadın olduğumu hiç hissetmedim. Veya kadın olduğum için bir şeyleri yapamadığım, önüme engeller konduğunu hiç hissetmedim. Belki de öyle bakmadım ya da elbette ki ben de bir sürü engel yaşadım, bir sürü zorluk yaşadım. Belki öyle bakmadığım için o perspektiften görmedim. Genç kızlarımız da aynı şekilde bir kere tutkuyla hayata sarılmaları lazım. Ne isterlerse yapabileceklerini bilmeleri lazım. Bence birinci şart bu. Her şey mümkün. Ben iş hayatı, özel hayat diye bir ayrıma da inanmıyorum. Bizim bir tane hayatımız var. Onun içini, o günümüzü nasıl doldurduğumuz çok önemli. Tabii ki zorlukları var ama en önemli kurtarıcısı çok iyi organizasyon ve planlama. Ben hem bir anneyim, hem bir eşim, hem de çalışan bir insanım. Ve günümü, haftamı, bazen ayımı önden planlayarak bir şekilde hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Çünkü bunu istiyorum. Tabii ki annem hayatımın en büyük destekçilerinden. Çünkü anneannemizin eli hep üzerinde. Ben iş geliştirme direktörüyken çok seyahat ettim örneğin. Annem hep çocuklarla birlikteydi. Seyahatlerde olduğumda en azından aklım arkada kalmadı. Eşim hep destekçim oldu. Yani hayatınızı sizi seven ve size destek olan insanlarla doldurursanız mutlaka ki bir şekilde organize edebiliyorsunuz, bir şekilde planlayabiliyorsunuz. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum bu katıldığınız için. Gerçekten bu yoğun vakti, zamanınızı da bize de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah dediğim gibi bu sorumluluk projesinde ben bizzat yer almak isterim. Okulun üzerinde materyallerimizi göndeririz. Lütfen. Çok memnun olurum. Tabii çok memnun olurum. Okulum adına da bu yapılabilecek şeylerde yanınızda yer almak isteriz. İnşallah dediğim gibi okulumuz açıldığında bunları canlı olarak öğrencilerimize konuşma imkanı buluruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum size.
katılımınız için. İnşallah ben görüşmek üzere diyorum. İnşallah ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. İyi günler.